Herkese merhaba. Bu videoda Banggood üzerinden gelen Android 11 işletim sistemli Beike'nin HY300 modeli olan projeksiyon cihazının incelemesini yapacağım. Sizler de bu ürünü satın aldığınızda kutu içeriği bu şekilde gelecektir. Projeksiyon cihazı, kumandası, kullanma kılavuzu, İngilizce ve güç kablosu kutu içinden çıkmakta. Bugünkü dolar kuruna göre ürünün fiyatı 4.220 TL. Altında kargo seçenekleri var. Üzerine tıklıyoruz. Bakın burada 3 tane kargo seçeneği çıktı. Şundan uzak durun arkadaşlar. Ortadaki de uluslararası takipli kargo, yani bizim bildiğimiz PTT ile gelecek ve PTT'nin kendi belirlemiş olduğu gümrük vergisiyle kapınızda gümrük bedelini ödeyerek alabileceksiniz. Tabii ki Banggood'un şöyle bir güzel tarafı var. Banggood öncelikli kargosu, yani bu kendi kargosu olmuş oluyor. Türkiye'ye kadar geliyor. Gümrük çekim işlemleri kendisi yapıyor. Anlaşmalı olan kargoyu vererek kapınıza kadar ücretsiz, herhangi bir gümrük vergisi ödemeden size ulaşıyor. Burada tercihiniz her zaman Banggood öncelikli olsun arkadaşlar. Satın almak için tabii ki bunu uygulamak yazısını tıklıyoruz. Satın al yazısını tıkladıktan sonra yine altta da kontrol edin. Buradaki teslimat bilgisi mutlaka Banggood öncelikli olsun arkadaşlar. Sayfa değiştiğinde belki değişmiş olabilir. Lütfen kontrol ediniz. Burada da bir bölüm var gördüğünüz gibi. Burada benim size vermiş olduğum kuponu burada kullanacaksınız. Ürünün fiyatı tabii ki değişecek. Şu anda kuponsuz ürünün fiyatı 4331 TL. Benim vermiş olduğum kuponu buraya girmeniz gerekiyor. Sonra uygulamak yazısına bastığımızda ürünün fiyatı 2775 TL'ye düşüyor. Tabii ki cüsse de herhangi bir gümrük vergisi ödemiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bana verdikleri kuponun değeri 1526 TL. Sonra bu ürünü 1526 TL'ye daha ucuza almış oluyorsunuz. Sipariş vermeye tıklayarak, kart bilgilerinize girerek bu ürünü satın alıyorsunuz. Ürün stokta varsa 7 ile 21 iş günü içinde kapınızda oluyor. Cihazın dış tasarımı bu şekilde, altına ayak konumlandırmışlar. Yönünü istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. İstersek tavana da görüntü yansıtabiliyoruz arkadaşlar. İstersek bu şekilde 90 derecelik bir açıyla yine istediğimiz duvara veya perdenize görüntüyü yansıtabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Arka tarafında on off anahtarı var. Burada açmak kapatmak için. HDMI kablo bağlayabileceğiniz bir girişimiz mevcut. Burada da USB girişimiz var. Flash belleklerinize yükleyeceğiniz filmleri 4K'ya kadar destekliyor ve görüntüyü duvara yansıtıyor arkadaşlar. 4K'ya kadar olan videolarınızı rahatlıkla oynatabiliyor. Tabii ki görüntü yansıtması 720p şeklinde ama oldukça net. Burada da kulaklık çıkışı var. Güç girişi mevcut. Altında da 100 voltla 260 volt arasında çalışabileceği bu cihazın yazmakta. Projeksiyon cihazımızın güç kablosunu bağladım ve start'ı verdim arkadaşlar. İstersek kumanda üzerinden de açabiliyoruz. Ve cihazı ilk açtığımızda karşımıza bu şekilde bir menü açılacaktır. Şurada ayarlar bölümü var. Öncelikle bu cihazı Türkçe dil desteğini almamız gerekiyor. Bakın burada dil desteği var. Buradan hemen hemen tüm dilleri destekliyor. Türkçe'yi buluyoruz. Geriye çıkıyoruz. Evet, artık cihazımız Türkçe oldu. Kablosuz ağ ayarı bölümü var. Buradan da nereye bağlanmak istiyorsak bağlanıyoruz arkadaşlar. Cihazımı
internete bağladım. Gördüğünüz gibi artık dili Türkçe oldu. Ve burada uygulamalarım bölümü var. Buradan içinde yüklü olan uygulamaları görebiliyoruz. İstersek de burada Aptoid diye bir tane uygulama sayfası var. Buradan yine istediğimiz uygulamaları indirebiliyoruz cihazın destekleyici. Hemen üst tarafta keşfet bölümü var. Buradaki uygulamaları görürüz arkadaşlar. Bunları cihazımıza indirerek kurabiliyoruz. Hiç Google Play ile uğraşmamıza gerek yok. Şimdi ayarlar bölümüne giriyoruz. Burada projeksiyon ayarları var. Ekran yakınlaştırma bölümü var. Bu şekilde ekranı uzaklaştırıp bu şekilde de yanaştırabiliyoruz. Burada projeksiyon yönetimi var. Projeksiyon yönü tersse veya tavanı asılıysa, ters duracaksa yine bu şekilde seçerek, bakın yön değişti, yönünü değiştirebiliyoruz. Projeksiyon cihazın açısını değiştirdiğimizde burada da dört köşe düzeltme var. Bunu her zaman otomatikte kullanmanızı tavsiye ederim. Açısını değiştirdiğimizde otomatik olarak görüntü düzeliyor. Bakın tekrar aynı yere aldığımızda görüntü tekrar düzeliyor. İstersek tabii manuelde seçebiliriz ama otomatikte kullanın. Bluetooth ayarları var. Yine Bluetooth cihazlarını bağlayabiliyorsunuz ve ses hoparlörü gibi kullanabiliyorsunuz bu cihazı. Yine burada zaman ayarı var. Buradan zamanlamayı ayarlayabiliyorsunuz. Buradan otomatik seçelim. Videoyu şu anda oda ışığında çekmekteyiz. Hava aydınlık. Bu şekilde göstereyim. Aydınlık ortamda bile görüntüsü çok iyi, çok iyi yansıtıyor görüntüyü. Cihazın kendi içinde YouTube uygulaması var. Buraya tıklıyoruz. Hemen arama bölümünü 4K video daha önce yazmıştım. Buradan 4K, 8K videolar çıkmakta. Hemen şu videoyu açalım. Videoyu açtım ve durdurdum arkadaşlar. Çünkü telif yememek için. Hemen 4K videoları rahatlıkla izletiyor mu onu bakacağız. Ayarlar bölümüne geldik. Şu anda otomatikte olduğu için 720p 60 fps'te izletiyor. Bakın burada 2160p'ye 60 fps görüntü çözünürlükleri mevcut. Burada da 1080p var. 720p HD, 480p, 360p ve 240p'ye kadar izletebiliyor. Yani burada maksimum 4K'ya izleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu projeksiyon cihazı sayesinde. YouTube üzerinden kendime ait bir video açtım. Bu sayede ses seviyesini beraber dinlemiş olacağız. Evet, ses seviyesi bu kadar arkadaşlar. Sesi oldukça yeterli ev ortamları için. Dış mekanlarda yine ortam sessizse yine sizi üzmeyecektir. YouTube'a girdik. Buradan Netflix'e giriyoruz. Netflix'e girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Netflix'i bu şekilde de kullanabiliyoruz. Hiç kasmıyor. Gayet stabil bir şekilde. Yine 720p'ye kadar çözünürlüğü destekliyor Netflix'te. Evet, görüntü kalitesi de bu şekilde arkadaşlar.
cihaz tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Görüntü kalitesi çok iyi. Netflix gibi, YouTube gibi uygulamalarda gayet stabil çalışıyor. Eğer ihtiyacınız varsa kupon değeri yüksek. Sizler de bu ürünü satın alabilirsiniz. Kısaca projeksiyon cihazının özelliklerini size anlatmaya çalıştım. Bu cihazı satın almak isterseniz videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki ve indirim kuponu bulunmakta. İndirim kuponlarının süreleri sınırlı, sayısı da sınırlı arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.